Selamun Aleyküm Muhammed. Ee, sorduğun soruyu şöyle özetleyeyim. Ha, geç olduğundan da kusura bakma. Şimdi dünyada bir sürü sıkıntılar var. Abi böyle kısa bir şey söylesen de bunu gündelik hayatta kullansak da rahatla, rahatlasak. Tabi biraz zor şey ama bu. Ben buna ait bir cümle söyleyeyim. Ee, bu cümle bana ait değil. Ee, yanımızda olan bir talebeye ait. Diyor ki, dünyada olmanın sebebini, dünyada olmanın sebebini bilmek ve şuur etmek nispetinde dünyanın eziciliğinden kurtulursun. Yani dünyada bulunmanın bir sebebi olması lazım. Buna ne kadar şuurun varsa e, ve buna tutunmuşsan bu dünyada bulunmanın sebebine niye bulunuyorsun? Bu fikir ve şuuruna tutunursan, kimisi e, fıkıha tutunmuş, kimisi zikire tutunmuş, kimisi tevekküle, teslime, Risale-i Nur'a Tasavvufa herkes bir şeye tutulmuş yani. Bir derece nasıl rahatlıyor? Ama hep bunların arkasında, Risale-i Nur'un da arkasında, tasavvufun da arkasında, ilmin de arkasında, ilmi kelamın da arkasında, cihadın da arkasında vesaire Her şeyin arkasında şu var. Dünyada bulunanın bir sebebi var. O sebebini biliyorsun, cevap zannettiğin şeyler bunlar. Yani bu dünyada bulunmanın sebebi var. Niye bulunuyoruz? Birileri bu hepimiz sebebi bütün Müslümanlar bunu biliyoruz. Ee, ahiret için burada bulunuyoruz. Bunun bunu anlamlandırmak neyle olur? Orada farklı oluyor. Kimisi tasavvufla yapıyor. Kimisi ilmi kelamla yapıyor. Kimisi risa mücedditliklerle yapıyor. Bu sorunun dışında şunlara da söyleyeyim sana özetleyeyim. Çabuk Üzülüp çabuk sevinenler hayatta en acı çeken modellerdir. Unutma bunu. Birkaç tane psikoloji cümle yazayım, şey yap, bildireyim diye söylüyorum. Dünyada bak çabuk üzülmek, çabuk sevinenler var ya, hangi modeldir bunlar? Bunlar hayatta çok sıkıntı çekerler. Başka? Peki çaresi nedir? Ee, asrın imamının etrafında keletlenecek. Yani o cemaatle beraber olacak. Asrın imamını bulacak. Ondan sonra o cemaatle beraber olacak. Grup ruhu olması lazım ki sıkıntıdan kısa zamanda çıksın. Grup ruhu olması lazım. Başka takdir edemeyenler takdir etmiyor yani Maşallah, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eline sağlık. Çok hoş olmuş, güzel yapmışsın. Böyle takdir edemeyenler takdir edilmeyi hak etmiyorlar. Başka özlemek için mesafe ve mekan yakınlığı lazım değil. Tıpkı şah damarımızdan yakın olan Rabbimizi bile özlüyoruz. Bu da yanımızda olan talebeye ait bir cümle. İnsan çoğu zaman kendini özlüyor. Kendisinden çok ama çok uzaklarda yaşamış şimdiye kadar kişiyi belki de hiç o hatırına bile gelmiyor. Demek ki özlemek ile uzak olmak değil. Ruhuna yakın olmakla alakalıdır. Ruhu özlüyor, ruhunun içine sokamıyorsun ondan yanıyorsun. Başka eğer insanın elinde insanlara faydalı bir şeyleri, emekleri ve gayretleri yoksa o insan kendini öne çıkarır, göstermek ister. Fakat emeği varsa insanlara faydalandırdığı emeği varsa o emeğin insanlara ulaşması adına kendilerini gizlerler, ortaya çıkmazlar. İşte bunun misali Bediüzzaman Hazretleri'dir. Yani şu, Bediüzzaman Hazretleri'nin elinde Risale-i Nur var. Bunları vermek istiyor insanlara. E, o zaman elindekini vermesi için kendisi ortadan yok olması lazım. Kendisini nazara vermemesi lazım. Yok etmesi gerekiyor. Elinde bir şey olmayanlar, Elinde bir şey yok ki versin. Ne verecek? Kendisini verecek. Onun için elinde bir şey olmayanlar kendilerini hep öne atarlar. Şan, şöhret, tanınayım, bilineyim. bundan kaynaklanıyor. Ellerinde bir şey yok ki ne verecek? Kendisinden başka bir şeysi yok. Birkaç tane de okuyayım. İki şey hakkımızda fikir verir. İki şey bak, iki şey hakkımızda fikir verir. Nedir o? Hiçbir şey, hiçbir şey sahip değilken gösterdiğimiz sabır ve her şeye sahip sahip iken takındığımız tavır insanı ortaya koyar. Yani insanı ortaya koyar. Bu söz imamı Mevlana, Hazreti Mevlana'ya ait. İki şey diyor bizi ele verir. Dışarıdan bakanlar görür. Ve kendi kendini de tanırsın yani. Ben kimim diye kendini e, keşfetmekte e, bu yöntemde kullanılabiliyor. Yani hiçbir şey sahip değilken gösterdiğimiz sabır bizi bize gösteriyor. Bakayım nasıl sabır yetiyorsun. Yapıp kırdıktan sonra e, sabredeceğim o geçti. Sabır ilk dönemdi. Her şey sahip iken takındığımız tavır var ya gurur, kibir, enanet falan. Bakalım ne yapacaksın bu insanı ele veriyor. Bir tane de okuyayım. Yokluğa katlanırız ama yokluğa katlanırız ama varlığa katlanıp kontrol edemiyoruz. Çok ilginçtir bu. Bu ta ruhumdan çıkmış bir cümle bak. Bir de okuyayım. Yokluğa katlanırız ama varlığa katlanıp kontrol edemiyoruz. Yani mesela ne, ne demek fakirliğe katlanılır ama bak fakirliğe katlanılır ama çünkü hiç görmemiş ki mesela ben ilkokulu eee 4. sınıfa gidince elektrik geldi köye 4 ilkokul 4 ne yapar neredeyse 11 yaşında köy elektrik geldi ilk defa lamba yandı buzdolabı çalıştı ama buzdolabının eksikliğini bilmiyordu ama buzdolabı bozulsa bir gün şu anda duramayız. Ama ben 11 sene elektrikle alakalı bir şey görmedim. Çünkü e, bunu affedersiniz ama şeyde de kullanayım de. Mesela bekarlar evlilerden daha rahattır. Çünkü bilmiyor. Fakirliğe katlanılır ama varlığı, zenginliği kontrol etmek çoğu insana nasip olmamıştır. Yani servetini kontrol etmek yani dürüst, mütevazi, israf etmeden malının kıymetini bilip şükrünü eda etmek her zengine nasip olmamıştır. Yani mütevazi yaşama herkes becerememiştir. İlim de böyledir. Yani ilim yoksa mesela yani o konuda inaniyet yapamazsın. Nereye, kime cakka yapacaksın? Kimse yok ki. Ee, o bir ihlaslı olursun o konuda. Ama ilim oldu mu ilme inanet başlıyor. Onun için yokluğa katlanmak daha kolaydır. Var olan bir şeyi kontrol etmek zordur. Hazır. Onunla Hazreti Ali ile bir şey bağlayayım da diyor ki, Hazreti Ali radıyallahu anh. Zenginliğin kurtardığı kişiye göre batırdığı kişi daha çoktur diyor. Devam ediyor. Fakirliğin batırdığı kişiye göre kurtardığı kişi daha çoktur. Vay be. O da doğru. Yani peygamber taşlanmış değil mi? Taif'te taşlanmış. Ondan sonra kanakmış yani. Bir defa sahabe-i kiram diyor Ayşe validemiz de diyor. Karnı tok olduğu bir defa bir defa uykunu, uykusunu aldığı bilmiyorum demiş. E böyle insan biz işlerine acayip biz tabii. E diyeceğiz ki o peygamber ruhu tamir etmiş. Tamam da sana da bunlar olmuyor ki. Dinin için taşlanmıyorsun ki. Taşlanmıyorsun ki. Evet. Ne zaman dinin için taşlanmışsan, ne zaman dinin için sıkıntı çektinse, çektinse o senin dermanındır işte. O, o mesela ne demek o? Peygamberimizin bu manalı bir hadisi var. Diyor ki, cehennemin yakamayacağı şeylerden bir tanesi de gözyaşıdır. Allah adına akıtılan gözyaşıdır diyor. Bir de bir cümle var yazmıştım böyle. Allah Resulü'nün mahsun kalbi hiç eksik olmamış. Kalbi hep mahsun. Yani hüzünlü. Diyor ki İmam Ali, hüzünlü kalpte gaflet pek olmaz. Uzu, başka diyor devam ediyor, hüzünlü kalpte gaflet olmadığı gibi huzursuzluk da olmazmış. Devamlı huzur olur. Mesela Allah Resulü bu kadar sıkıntı çekmesine rağmen ama devamlı huzurdaydı. Yani. Hissiyatı böyle rahatsız olurken ruhu cennetti. Onun için demişler ki bir kişinin imanı kurtarmak adına cehenneme gitmeye de razıyım. E, vücudum yanarken gönlüm gül olur. Ustad Bediüzzaman demiş. Çok tuhaf tabi. Cehennemde yanmaya hazırım deyince bazı e, Vehhabiler veya zahirciler var. Mehal. Ya sen Allah'tan daha mı şefkatlisin? benim karşıma da çıkmıştı da. Güya alim biliyor. Ya böyle ustadınız diyor. Yani bir kişinin imanı kurtulsam cehennemde yanmaya razıyım. Zira vücudum yanarken gönlüm gül gül olur diye ustadım böyle şey var. Dedim ki bak bu kadar okudun ama cennetin tabakalarını sayar mısın? Say dedim. Durdu. Bak bilgim var. Sayar mısın? Yedi tane tabaka var. En üst tabakanın adı cehennemdir. Sakar cehennem nerede? Bak yedi tane farklı cehennemdir. E, birinci tabaka nedir? Kafirler girmeyeceği makamdır. Şey, tabakadır. Kafirler, münafıklar, İsa Aleyhisselam'a e, isyan edenler, Musa Aleyhisselam isyan edenler vesaire değil. Sırf birinci tabaka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlerin, bütün peygamberlerin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere iman edip de, imanlı olup günahkarların olduğu ama günahları e, silinmesi adına, günahları çoktu, sevapları azdı ama imanlı. Sırf imanlılar gidecek oraya. Kafir oraya girmeyecek. İmansızlar giremez birinci tabakaya. Sırf imanlıların günahları, bitene kadar diyelim şefaati kübradan şuradan buradan istifade edemedi, e, e gene günahın fazla ama imanın var zerre kadar ha, oraya münafık giremez Onun için büyük alimler demiş ki orada imanlılar olduğu için e, en son imanlılar cennete gidecek günah kadayancak sonlar ne olacak artık e, imansızlar da olmadığına göre İmanlar da bedelini de ödediği zaman o kapanacak. Kapanacak yani. Birinci tabaka kapanacak. Mesela Veil kuyusu var. Yedinci tabakadır bu. bu. Ha, Veil Cennet dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık radiyallahu bir de ona itham ediyorlar. Ya Rab cehennemde o kadar vücudum büyüt ki kafir, şey, müminlere yer kalmasın bak. Ya insanlara demiyor. Yani bilmiyoruz ki biz dini. Meala gidersen böyle olur. Bak ne diyor? İnsanlar yer kalmasın demiyor Ebu Bekir Sıddık. Ya Rabbi onun şefkatinin içine beni de sok ya Rabbi ya. Müminlere yer kalmasın. Çünkü cehennemde müminlere yer kalmaz. Cehennem birinci tabakadır. Ha? Birinci imanlar girecek. İmansızlar olmayacak. Onun için bazen latife yapıyorum. Öyle ama bilenler latife yaparken de diyorum ki e, kafirler cehennemde ne işi var böyle oslupla kafirlerin cehennemde ne işi var cehennemin kafirlerde yeri yoktur ondan sonra baba manyak mıdır bu diyorlar tamam yani tabi cehennem birinci tabaka merhameten yedi tabakanın komple ismi cehennemdir Allah Resulüne yedinci tabakayı şey yapmadılar o kapalıdır. O cehennemi gördü. Cennete girdi gi Miraç'ta. Nedir o? Ee, Malik işte oranın. Neyse anlatmak istemiyorum. Orayı kork Peygamber Aleyhisselatü sonra üzüldü. Yalnız müjde verdiler. Üzülme ya Muhammed dedi. Senin ümmetinden kimse buna girmeyecek. Sana iman edenler. Kim o? Kim dedi Peygamber Aleyhisselatü O zaman burası kim ait? Burası münafıklara özel hazırlanmış. Ve gösterilmedi orası da. Çünkü Allah münafıklara özel hazırlamış. Malik'e dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Malik ne var içinde? Biri gösterdin, ikiyi gösterdin, üçü gösterdin. Ondan sonra dedi ki seni yaratan Rabbine yemin olsun ki ben de bilmiyorum. Cehennemin müekkel melaikesi. Yani başı malik. Yalnız bildiğim şu ki 6. tabaka, 7. tabakanın şerinde günde şehrinden günde 70 defa Allah'a sığınıyor. Neyse psikoloji anlatırken nereye girdik? Son bir tane de okuyayım da bari bu unutulsun. Hem okuyacağım yer de Mevlana'ya ait olsun. Diyor ki Mevlana, her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. İşte orası kaderin değişeceği noktadır. Allahu Ekber. Diyor ya her şey, her şey üst üste geldi. Her şey üst üste üstüme üstüme geldi. Her şey üst üste böyle çabuk çabuk söylüyor. Diyor ki her şey üstüne gelip bak her şey senin üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın ha vazgeçme. Niye? İşte orası kaderinin senin kaderinin değişeceği nokta adı. O o doğru. Her şey üst üste gelmesi demek şeytanın son hamlesi. Son kozlarını kullanıyor. Yani ne bitti elinde bir şey yok daha. Her şey üst üste geldi İşte şeytanın verebileceği sana son şeyler buydu. Bazılarına diyorum abi çok kötüyüm. Kötü müsün çok? Kötü. Çok kötüyüm abi. Allah Allah. Peki bak bakayım kuyuda inilecek yer var mı da? Yok abi kuyunun dibindeyim diyorum sana ya diyor. <laughs> Kuyuya indinse şimdi çıkma zamanı. O her şey üst üste geldiği an demek şeytanın sana verebileceği bütün malzeme bu. Dosyasını açmış. Efendim burada keseyim. Son o başta söylediğim cümleyi tekrar ederek başıyla sonu aynı olsun. Dünyada olmanın sebebini bilmek ve şuur etmek nispetinde dünyanın eziciliğinden kurtuluruz. Ha o zaman tahammül gücü olur. Ona Risale-i Nur'dan bir destek yapayım. İşaret da diyor ki ibadetin külfeti diyor. Emri ilahiye şuuru nispetinde diyor külfeti gider. Ne demek? Mesela sabah namazını kalkmak hakikaten sıkıntıdır. Külfettir yani. Sıkıntı geliyor. Abdest almak soğuktu. Aile bu memlekette şimdi e, abdest almak, kalkmak zordur yani yatağından kalkmak. Bu külfettir diyor ama sorsan o anda bunu bana kim söyledi yap diye. Ben mi dedim ki kalk. Yok. Baban mı dedi ki kalk. Yok. E, kim dedi sana? Arkadaşın mı dedi ki kalk. Yok. Kim dedi Allah? Ne demek Allah? Yani senin aleminde Allah ne ifade ediyor? Ha, o nispette o nispette sende o sıkıntı kalkıyor. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.